Oğlum nasıl oldu abi? He? Mustafa'yı soruyor. Nasıl oldu? İyi olacak inşallah. İnşallah. Müteahhit Bey. Geçen ay şeyhimiz uçup patlattı ya kapıyı karpuz gibi. Pek bir sık gidip gelir oldu buralara. Oldu oldu. Ustabaşı dedi ki 100.000 lira kan parası vermişler şeyhimizin ailesine. Buna da şükür. Ha? Az bir tarhana var. Akşama da bize onu kaynatır. İyice mi? Sabah beri uyuyor. Hali yok. Muhtar bir şey demedi mi? Dedi. Resmi nikah olmadığı için yeşil kart veremiyormuş. Resmi nikah yok. Çocukların nüfusu yok. Aslında biz de yokuz Ayşe. Ayşe? Ayşe iyi misin? Ahmet dayanamıyor. Soluk alamadıkça benim soluğum kesiliyor. Eğer doktorun söylediği doğruysa çok vakit kalmadı. Ameliyat parasını bulmamız lazım Ahmet. Bulacağım Ayşe. Yemin olsun bulacağım. Neyin var senin bugün? Sabahtan beri ağzını bıçak açmadın. Şey versin ama. Neyi? Benim tayını. Ne diyorsun sen Ahmet? O kan parasını al. Mutlaka al. Olur da almazsan iki elim yakandı olur. Kimin kan parası oğlum? Kafayı mı yedin sen? Benim. Ahmet!
etmeyin. Gereken her şey yapılıyor. Ben ölmedim mi? Bırakın öleyim. Bırakın beni. Hastayı ameliyata alıyoruz. Birileri buraya yardım etsin. Çabuk ameliyata hazırlayacağız. Mustafa. Ölmem lazım. Tamam sakin ol. Halüsinasyon görüyor. Biraz daha sakinleştirici verin. Kese nerede kaldı? Hadi çabuk. Ölmem lazım. Ölmem lazım. Bırakın beni öleyim. Babamın gözlerinden anladım beni ne kadar çok sevdiğini. Benim için her şeyden, kendi hayatından bile vazgeçebileceğini, beni asla terk etmeyeceğini gözlerinden anladım. Beni hep korkutan, içimden atamadığım o boşluk küçüldü ve kayboldu. Mutluydum. Uzun zamandan beri ilk defa korkmuyordum. Teşekkür ederim babacığım. Ve anladım ki